Başkanımız Burhan Bey. Çok iyiyim, hoş geldiniz. Sağolsun, nasılsınız? Haydar Hoca'nın ne kadar güzel şeyler yazdıklarını inşallah biz de okumaya başlayacağız. Gençlerle okuyacağız. Onun için anlar olsun. Hazreti Muhammed'e, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hatice Validemizi ve Atatürk hakkında yazılan kitapları gururla okuduk. Gerçekten gelmiş geçmiş siyasilerin içinde en iyi şekilde yazan ve anlatan insan. Çok donanımlı bir kadromuz var. Kıblemiz bir, imamımız bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir, inancımız bir, kültürümüz bir, örfümüz, adetimiz, anlayışımız bir. Ama bizden bir ayrılık devşirilmeye çalışılıyor. Bunu kim yapıyor? Bunu siyaset yapıyor. Nereye bağlı bu siyaset? İşte bu siyaset bundan 200 sene önce İngiliz Sömürge Bakanlığı'na, bugün bütün küresel güçlere bağlı bir siyaset. Biz toplumun kendisiyiz işte. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarda çok güzel bir şeyi sosyal medyada çok görüyoruz. Diyor ki Toros Dağları'na çıkın, eğer diyor orada yörük çadırlarını görüyorsanız bu cumhuriyet ayaktadır. İşte o, biz oyuz işte. O çadır bizim çadırımız. O çadır bu cumhuriyetin muhafazası. Yörük dediğin kim? Bu cumhuriyetin kurucuları. Yörük dediğin kim? Alevi, bizim geçmişlerimiz. Bu birliği, bu inanışı kim bozmaya çalışıyorsa onun karşısına biz geçeceğiz. Bunu hiçbir zaman müsaade edeceğimiz bir şey değil. Bunu hep muhafaza edeceğiz. Ve buna asla siyaseti biz alet etmeyeceğiz. Bütün siyasiler buradan oy toplama peşinde. Hayır. Bu oy toplamakla olacak bir iş değil. Bu insan, bak ne diyorsunuz? Şimdi mecliste temsil edilen bir sürü siyasi oluşum var. Doğru mu? Doğru. Yani hiçbiri çıkıp cemevlerine resmi bir statü kazandırtamadı. Hiç bunu konuşamadılar. Bizim orada çok güzel bir laf vardır. Hani balın yok da bal dudağında mı yok? Birisi çıkıp kürsüden niye bunu konuşmadı? Niye bunu gündem etmedi? Niye bunları konuşmaktan korkuyor? Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bugünlerin yüzüsü hürmetine Allah-u Teala hepimizin üzerine İmam Hüseyin'in, İmam Ali'nin, Hazreti Fatıma annemizin ve tüm Ehl-i Beyt imamlarımızın şefaatini nail eylesin. Allah hepimize bu yolda onların davasında hizmet etmeyi ve bu inancı yaşatabilmeyi nasip etsin. Böyle ölümsüzleştirelim. Bu an.